bir özel oturum talep etsin. İktidar partisi bunu yapmadı. Biz yaptık. İktidar partisinin oylarıyla da reddedildi. Görülüyor ki bugün söz alan grup başkan vekilleri 15 Temmuz'a değinmek istiyorlar. Siz dün son anda programınıza eklediğiniz bir şekilde meclise gelme ve 15 Temmuz'da meclisin rolü hakkında bir şeyler söyleme ihtiyacı duydunuz. Basından takip ettik. Ancak ilan edilmiş programınızda yoktu. Ancak Adalet ve Kalkınma Partisi muhabirleri biliyordu. Biz bilmiyorduk ama onlar Cuma'dan Binali Bey'in programına eklenebilir, buraya gelebilir diyorlardı. Bu o gece F-16'lar alçak uçuş yaparken, bombalar atarken, bu meclis normalde kapalıyken, bu meclise hep beraber koştuk, ışıklarını açtık, konuştuk. Hedef olmayan meclisi kapalı olduğu için hedef haline getirdik ve hepimiz canımızı ortaya koyduk. Doğaldır ki bütün darbeler yapılırken iktidarı hedef alır ama bütün dünya muhalefete, sadece ana muhalefete değil, muhalefet partilerine ve parlamento dışı muhalefetin gözüne bakar. Gözümüzü kırpmadan koştuk geldik o gün. O gece burada konuşmaların hepsi ayakta alkışlanıyordu. 16 Nisan özel oturumunda tüm liderler ayakta alkışlandılar. Tüm gruplar tarafından alkışlandılar. Evet, toparlayın lütfen. Ama ne hikmetse 15 Temmuz'un ikinci yıl dönümünde o gece açık tutulması haklı olarak övgüyle bahsedilen bu meclis 15 Temmuz'un yıl dönümünde açık tutulmadı. Bu mecliste o gece buraya gelmeleri takdir olunan demokrasi öpücükleriyle, demokrasi alkışlarıyla ayakta alkışlananlar burada olsun istemediler. Ertesi gün imzasının mutlaka beyannamenin altında, bildirinin altında olması önemsenenler bu sefer önemsenmediler. Ve aslında iktidar partisi eliyle 15 Temmuz ruhu dediğimiz ve o gecesinde bu meclisin birlikteliği konusunda kimsenin şüphesinin olmadığı söylemde ortaklaşılan bir noktada bir ayrılık hattı daha ortaya çıkarıldı. Bunu milletimizin takdirlerine sunuyoruz. Dış destekli, demokrasiye, laikliğe düşman, örgütlenmede dini kullanan, dini istismar eden, şımartılmış ve belli bir noktaya getirilmiş bir cemaatin kanlı darbesinden, darbe girişiminden alacak çok dersimiz var. Evet. Teşekkür ediyorum. Buyurun. Tamam. Açın. Açın arkadaşlar. Arkadaşlar başkanı dinlerseniz. Ve bu darbenin bir benzerinin tekrar etmemesi için de kamu düzeninde liyakati, hukuku ve adaleti, eğitim sisteminde bilimselliği, akılcılığı ve cumhuriyetin kazanımlarından başta laiklik ve demokrasiye sahip çıkan bir meclisin darbelerin karşısındaki en büyük direnç noktası olacağının altını çiziyor. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Sayın Muş, buyurun. Hoş geldiniz.